genel izleyici kitlesi için uygundur. EkoTürk ekranlarından bir muhakeme programından yine herkese selamlar. Ben Fatih Ergenokun. Bugün konumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Bulgen olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih'ciğim. Nasılsınız hocam? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Buradasınız, mutluyuz, eksik olmayın. Allah razı olsun, sağ olun teklif için, çağırdığınız için. Her zaman hocam, biliyorsunuz bizim daimi davetlinizsiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için öncelikle. Sağ olun. Sevgili hocam, geçen haftalarda Özbekistan'daydınız. Tabii Özbekistan dendiğinde gerçekten bizim aklımıza da hep böyle ilim, bilim, bir şekilde medreseler geliyor. İsterseniz önce oradaki biraz sizin kendi gözlemlerinizden bahsedelim. Oradan hocam belki biraz Maturidi'ye gireriz diye düşündük bu akşam. Serlevhamız bu şekilde oldu. Buyurun. Evet, ben ikinci gidişim Özbekistan'a. Bir hafta süreli orada kaldık. İşte Semerkant, Buhara gibi şehirleri dolaştık. Tabii daha çok orada bir sempozyum yaptık o vesileyle ama yine birçok büyüğün, işte İbn Sina'nın doğduğu şehre gittik, Efşene'ye. Buhari'nin kabristanını ziyaret ettik, İmam Buhari'nin. Ve daha da önemlisi bizim için kelam ilminin, ehl-i sünnet kelamının önemli kurucularından birisi olan İmam Maturidi'nin Semerkant'taki kabristanını ziyaret ettik. Tabii ben ilk gidişimde de o sorunun cevabı aramıştım. Bu gidişimde de o sorunun cevabını aramıştım. Bulmuş oldum böylelikle. Yani o Mavera-Ünnehir bölgesinin, özellikle şu anki Özbekistan topraklarında içerisinde yer alan bölgenin, Semerkant, Buhara, bunlardan en önemleri, yani İslami ilimlere, temel İslam bilimlerine katkısı çok büyük. Biliyorsunuz genelde dinler, işte bir teoloji ayağı vardır, kelam dediğimiz, işte bir mistisizm, tasavvuf dediğimiz bir yönü vardır. İşte bir felsefe dediğimiz yönü vardır. Ve bu coğrafya her üç, yani saç ayağının en iyilerini çıkarabilmiş. Yani bir taraftan bakıyorsunuz kelamda İmam Maturidi'yi çıkarmışlar. Bir taraftan bakıyorsunuz tasavvufta Bahattin Nakşibend mesela, daha birçok tasavvuf büyüsü oradan çıkmış. Yine İslam felsefesinin biliyorsunuz İbn Sina, en önemli Sinasıdır. Özbekistan'dan çıkmış. Yani bu bir tesadüf değil ve biz bunun cevabını şöyle bulduk. Oranın en görkemli yapıları, hatta sayılardan bile daha görkemli yapıları medreseler. Çok yani çok büyük ilme yatırım yapmışlar ve bunun vakti zamanında sonuçlarını da semeresini de almışlar. Böylesine İslami ilimlere hizmet eden bir coğrafya haline gelmiş. Başarının tesadüf olmadığını hocam. Kesinlikle. Neye yatırım yaparsak, sermayemizi neye yönlendirirsek onun ürünü ve meyvelerini alacağımızın en güzel göstergelerinden birisi Özbekistan olmuş hocam. Kesinlikle. İmam Maturidi'den hocam o zaman başlayalım isterseniz. İmam Maturidi kimdir hocam? Biraz isterseniz böyle biraz bilgi verelim Maturidi'lik hakkında. Şimdi biliyorsunuz kelam ilmi içerisinde bir takım düşünce akımlarını barındırıyor. Biz buna mezhepler diyoruz. Özellikle itikadi mezhepler diyebiliriz günümüz için söz konusu olduğunda. Mutezile kelamın kurucusu sayılıyor. Mutezile kelamcıları. Ancak miladi 9. yüzyıla geldiğimiz zaman ki bu en önemli somut safhasını 10. yüzyılda yaşamıştır. Mutezile kelamında bir takım kırılma noktaları oluşmuş. Ve sonrasında ehl-i sünnet kelamı doğmuş. Ehl-i sünnet kelamı dendiği zaman iki mezhep ön plana çıkıyor. Bunlardan birincisi eşarilik, diğeri de maturidilik. Yani belki burada sorabiliriz, itikadi mezhep nedir? İtikadi mezhep, İslam inanç esaslarını sistematize eden, ondan sonra bu esasları belirleyen, tespit eden, temellendiren ve savunan, özellikle akli yöntemlerle savunan mezhepler, bunların çok önemli etkileri olmuştur İslam düşüncesine. Bu farklılaşmalar şart mı? İnsanlardaki en çok sorulan sorulardan birisi bu. Niye var bu itikattaki mezhepler? Niye bir eşarilik var? Niye bir maturidilik var? Niçin bir mutezillik var? Güzel bir soru. Tabii din böyle çıplak haliyle diyelim biz buna, Allah'tan geldiği haliyle doğrudan yaşanmıyor. Genelde insanların beşeri, işte coğrafi,
kendi kazanımları, kendi dünya görüşleri, kendi elde ettikleri disiplinlere de bağlı olarak gelişim gösteriyor. Buralarda işte çeşitli çözüm yöntemleri ortaya çıkıyor. Bu çözüm yöntemleri coğrafyaya göre değişebiliyor. O toplumun kendi kazanımına göre değişebiliyor. Bu noktada da işte miladi 7. 8. yüzyıla gelindiği zaman İslam dünyasında bir takım teolojik problemler ortaya çıkmış. Yine ameli problemler ortaya çıkmış. Ameli problemler işte bildiğimiz fıkhi mezhepleri doğurmuş. İşte Hanefilik, Şafilik, işte Malikilik gibi fıkhi mezhepler, Hanbelilik gibi fıkhi mezhepler. Ortaya çıkan itikadi problemlerde mesela büyük günah işleyenler durumları ne olacak? İşte iman, amel, kaza kader problemleri, yine Allah-u Teala'nın zat-ı sıfatları arasındaki ilişki, yine Tanrı-alem ilişkisi. Bunlar gerçekten çözümü zor olan sorular. Bizim temel kaynaklarımızda elbette da galiba çok yer almayan meseleler hakkında Kur'an o zaman bize veya din diyelim bir yorumlama alanı bırakıyor. Elbette, değil mi? Kesinlikle. Yani Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? İnsanlar tarafından farklı şekillerde anlaşılabiliyor. Ama medeniyetler genelde buna bir disiplin geliştirerek cevap veriyorlar. Yani herkes bireysel bir şekilde kendi yolunu bulacak değil de mesela İslam medeniyeti de ne yapmış? Bir fıkıh disiplini oluşturmuş. Hadislerle ilgili problemler çıkmış, hadis ilmi oluşmuş. Kur'an-ı Kerim yorumlamayla ilgili problemler çıkmış, tefsir ilmi oluşmuş. İşte itikadi problemler ortaya çıkmış, kelam ilmi oluşmuş. İşte bu kelamın ilk kurucuları Mutezile kelamcıları olduğunu görüyoruz. Ama bunlar o dönemki problemlere tam cevap veremedikleri için veya işte bir taraftan vahiy, bir taraftan akıl, onların uzlaşmasını tam olarak sağlayamadıkları veya genellikle de ölçecek bir cevap veremedikleri için ehl-i sünnet kelamı ortaya çıktığını biz burada söyleyebiliriz. Ama burada Maturidi benim açım çok enteresan, çok önemli bir ehl-i sünnet kelam akımı. Çünkü Eşari'ye baktığımızda Mutezili kökeni vardır Eşari'nin. Yani işte Ebu'l-Hasen ile Eşari, babası Ebu Ali Cübba ile ne yapıyor? Anlaşamıyor ve ne yapıyor? Eşarilikten, pardon Mutezile'den ayrılıyor ve kendisi bir ehl-i sünnet kelam ekolu kuruyor. Ama burada Mutezile ile organik bir bağ vardır en nihayetinde. Ona tepki olarak ortaya çıkmıştır. Elbette daha sonra gelişim göstermiştir Eşarilik. Ama Maturidi'ye baktığımız zaman oldukça doğal bir şekilde gelişen bir ehl-i sünnet kelamı olduğunu görüyoruz. Tepkiyle değil de doğal süreçte. Elbette. Yani hem işte Maturidi'nin hocaları söz konusu olsun, Ebu Nasır işte baktığımız zaman İyazi olsun, Ebu Bekir Cüzani olsun, bu türden hocalar söz konusu olduğunda İmam Maturidi 3. ya da 4. kuşak bir Hanefi alimi olarak biz ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Hep hocaları genelde Hanefi. Hanefi. Genelde talebeleri de galiba Hanefi. Hanefi hocam değil mi? Talebeleri Hanefi. Ama Hanefilik biliyorsunuz daha çok ameli bir mezheptir. Ama diğer taraftan Ebu Hanife'nin El-Fıkhül Ekber diye bir eseri de vardır biliyorsunuz. Onda itikadi yönden de bir takım imalarda bulunmuştur veya işte kelami bir takım imaları da söz konusudur İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin. Dolayısıyla elbette mesela Mutezile'nin içerisinde veya diğer İslam felsefecilerinin içerisinde de Hanefi'dir. Mesela İbn-i Sina Hanefi'dir veya önemli Mutezili kelamcılar Hanefi'diler, ameli mezheplerdir. Burada İmam Maturidi'nin yaptığı şey o ameli mezhebi daha çok ne yapıyor? Bir ehl-i sünnet kelam mezhebi haline getiriyor. Yani kelam mezhebi olduğunuz zaman artık ne yapıyorsunuz? Allah-u Teala'nın zatı sıfatları hakkında, Allah-u Teala ile alemin nasıl etkileştiği konusunda veya işte insan fiilleri, kaza kader problemi ve daha birçok böyle nübüvvet, ahiret bu türden itikadi esaslar söz konusu olduğunda belli görüşlere haiz bir mezhep haline gelmiş oluyor. Maturidi'nin önemi bu nedenle çok büyük. Evet, Maturidi'nin hocam eserlerine bakalım. Maturidi'nin eserlerinde özellikle böyle ön plana çıkan yönler, hususlar sizce neler? Şimdi Maturidi'den günümüze iki eser ulaşmış. Birincisi Kitab-ı Tevhid, asıl kelam eseri bu. Bir de Tevilat-ül Kur'an, tefsir eseridir. Tevilat-ül Kur'an. Türkçe'de çevrildi.
Türkçe'ye de çevirdi. Bekir rahmetli Profesör Doktor Bekir Topaloğlu hocamızın bu konuda çok önemli hizmetleri vardır. Hem Kitab-ı Tevhid'in çevirisinde, hem Tevilat-ı Kur'an'ın işte tahkik edilmesi, yayınlanmasında, hem Arapçanın işte yayınlanması, Arapçasının, hem de Türkçesinin tercüme edilmesinde çok önemli katkısı vardır. Burada İmam Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'ini biz daha çok değerlendirdiğimiz zaman akla yapılan bir vurgu dikkatimizi çekiyor. Mesela giriş paragrafı şöyledir. Envai çeşit din var der İmam Maturidi. Bunların tamamı hak iddia ediyorlar baktığımız zaman. Peki biz bunların hangisinin hak, hangisinin batıl olduğunu nasıl ayıracağız? Der ki akıl bu konuda önemlidir. Akıl bunlardan hangisinin hak, hangisinin batıl olduğunu ne yapacak? Ayıracak. Yine Kitab-ı Tevhid'in çok önemli bir yönü vardır. Hatta günümüzde ulaşan en erken kelam meselidir. İçerisinde çok büyük epistemolojiye dair bahisleri barındırır. Yani İmam Maturidi burada önce bir epistemoloji kurar. Biliyorsunuz epistemoloji bilgi nedir, evet. Bilgi edinme kaynakları nelerdir, yöntem. Bilginin imkanları nelerdir, işte bildiğimiz şeyin doğruluğundan nasıl emin olabiliriz, yani bilgide kesinlik nasıl sağlanır, bu türden sorularla gelir. Onun kelam sistemini bir bilgi teorisi üzerine kurduğunu görüyoruz. Yani burada elbette İmam Maturidi'nin kelam bilgi teorisini ilk defa geliştiren kişi olduğunu iddia etmiyoruz. Çünkü ondan önce de Mutezile kelamcılar uğraşmışlardır. İşte temel bilgiyle ilgili temel kuramlar onlar tarafından da geliştirilmiştir. Biz Kitab-ı Tevhid'in zaten satır aralarında bunu görüyoruz. Ama günümüzde kelam epistemolojisi çalışmak isteyen birisi mutlaka İmam Maturidi'ye atıf yapmak zorundadır. Çünkü günümüze ulaşan en erken eser bilgi teorisine yer veren ve bu bağlamda topyekün kelami sistemi o bilgi teorisi üzerine kuran esere İmam Maturidi'ye sahiptir. Biz ondan daha önce bir esere sahip değiliz. Evet. Evet. Peki bilgi teorisine çok önem veriyor. Gerçekten. Birazcık böyle detaya girecek olsak, mesela bilgi edinme yolları Maturidi'ye göre nelerdir hocam? Bilgiyle aklı dinin neresini konumlandırıyor kendisi? Evet. Şimdi Maturidi'nin bilgi konusunda önemli kabulleri var. Mesela bilgiyi kadim bilgi, hadis bilgi olarak ikiye ayırır öncelikle. Kadim bilgi Allah Teala'nın bilgisidir. Hadis bilgi sonradan meydana gelen bilgi demek. Kadim demek ezeli bilgi demek. Hadis sonradan meydana gelen bilgi demek. Bizim bilgimiz hadis bilgi türüdür İmam Maturidi'ye göre. Ama bir de kadim bilgi vardır. Allah Teala'nın bilgisidir. Allah Teala o kadim bilgisiyle her şeyi ezelde bilir. Cüziyatı, külliyatı her şeyi bilir. Burada mesela Mutezile'den ayrışır. Mutezile sadece hadis bilgi teorisini, bilgi türünü kabul eder. Kadimi bilgi türü kabul etmez. Mesela Mutezile Allah Teala'nın her şeyi bildiğini Mutezile de kabul eder ama zatıyla biliyor der Mutezile. Allah Teala'nın her şeyi bildiğini zatıyla açıklar. Ama İmam Maturidi Allah Teala'da da bilgi nispet ediyor. Bu çok önemli bir kıstas. Bir başka önemli dikkat çekici özelliği belki günümüzde çok çok orijinal bir yaklaşım bu. Bilgiyi iki türe ayırıyor. İnsanda meydana gelen o hadis bilgi. Birisi zaruri bilgi. İnsanın doğrudan herhangi bir çaba harcamaksızın insanda meydana gelen bilgi. Mesela aklın ilkeleri, çelişmezlik yasasının ilkeleri, bizim kendimizi bilmemiz. Mesela duyulardan elde edilen bilgi değil mi? Biz baktığımız zaman ne yapıyoruz? Dış dünyayı görüyoruz mesela. Bunlara zaruri bilgi der. Kendi dahlimin olmadığı, doğuştan herhalde bana kodlanmış olur. Elbette, herkes de ortaktır. Zaruri bilgiler insanlarda ne yapar? Kendi çabaları olmaksızın meydana gelir. Ama İmam Maturidi de diyor ki bir de iktisabi bilgi var. Kesbe, kazanıma dayalı bilgi var. Ve insanı insan yapan bilgi de o. Ve insanların, medeniyetlerin birbirlerinden farklılaşmasını sağlayan bilgi de aslında o. O zaman kesbi bilgi yani bizim çalışarak, kesinlikle. Akıl yürüterek elde ettiğimiz bilgi. Kesinlikle. Peki dini konularda, özellikle teolojide, kesbi bilgiyi zaten kabul et diyor dedik. Evet. Vehbi bilgi diyeceğimiz Allah'ın doğrudan kişiye ilham yoluyla ya da aynı hani
duyularla elde edilen bilgi gibi bir dini bilgiden bahsetmemiz mümkün mü İmam Maturidi açısından? Şimdi güzel bir soru. İmam Maturidi'ye göre bilgi kaynakları işte nazar, akıl yürütme, ikincisi duyulardan gelen bilgi, üçüncüsü de haber dediğimiz, haber-i sadık dediğimiz doğru haber ki bu mütevatir haber olabilir veya işte daha farklı haber çeşitleri olabilir. Bunlar İmam Maturidi keşf ve ilham dediğimiz bir bilgi türünü kabul etmiyor. Bunun da sebebi objektif olmaması. İşte başlangıçta da belirttik envai çeşit din var. Bunların hepsi diyecektir ki biz keşfettik, bize ilham oldu. Bu türden bizim dinimiz doğrudur. Peki bunları nasıl ayıracaksınız yani? Buradaki ya nasıl test edeceksiniz? Ölçü çok zor değil mi? Yani bu mekanizmayı nasıl kuracağız? Yani mesela rüyayla elbette. X bir kişisine rüyayla gelen bir bilgi benim için mesela ne kadar bağlayıcı olabilecek bu sefer veya o bilgi ne kadar evrensel olabilecek gibi elbette. Problemler ortaya elbette. Çıkacaktır. Yani o konuda İmam Maturidi'nin herhangi bir tereddüdü yok. Keşf ve ilhama dayalı bilgi objektif bir test edilebilirlik özelliği olmadığı için bir bilgi kaynağı olarak İmam Maturidi tarafından ne yapılmıyor? Kabul edilmiyor. Burada sizin o sorduğunuz mesela kelam ilmi nereye kadar işte iktisabi bilgi, insanın kazanımına dayalı olacak, nereye kadar daha farklı, zaruri bilgiye ait olacak? İmam Maturidi iktisabi bilginin ancak tek tür olabileceğini söylüyor. O da nazar ve istidlal. Yani çeşitli araştırmalar, öncüller ne yapıyor? İnsan bunları karşılaştırıyor, değerlendiriyor, birbiriyle ilişkilendiriyor. Bunlardan yeni sonuçlar çıkarıyor. Tabii bunun için çaba harcamanız gerekiyor, araştırma yapmanız gerekiyor, çalışmanız gerekiyor. Ve onu ne yapmanız gerekiyor? Kazanmanız gerekiyor yani. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Allah Teala'nın varlığına dair bilgi. Marifetullah. Bu iktisabi bilgiyle mi edilir, zaruri bilgiyle mi edilir? İmam Maturidi'ye göre kesbe dayalı bilgidir. Kişinin kazanımına dayalı bilgidir. Akıl yürütme vasıtasıyla insan ne yapar? Bu bilgi türünü kazanır. Dolayısıyla deliller ortaya koyar Allah-u Teala'nın varlığı konusunda. Birçok deliller, belki konuşuruz onu da, oluşturur ve böylelikle de ne yapar? Allah-u Teala'nın varlığının bilgisini kazanır. Öyle hatta, inanıyorum var demek yeterli bir şey değil. Yok. Yani delil, demek verecek delilin insan nedir? Akıl teri dökecek. Orada bir elbette. Çaba sarf edecek ki. İmam Maturidi'ye göre gayba dair bir varlık ancak istidlalle bilinebilir. Akıl yürütmeyle bilinebilir. Yani alem elbette gözlemlerle bilinir. Ulümel alemi bilbasarıyla bir delail diyor zaten. Alem ne yapılıyor? Gözlemlerle biliniyor. Akli delillerle değil. Ama biz Allah-u Teala diye bir varlığın olduğunu bilmek istiyorsak, olup olmadığını bilmek istiyorsak mutlaka akli delillerimiz olmak zorunda. Yine nübüvveti kanıtlamak istiyorsak mutlaka akli deliller söz konusu olmalı. Aslında Fatih Hocam bu çok ilginç. Günümüzde hep dinler ne yapılır? Eleştirilir. Akılla iman yan yana gelmez denilir değil mi? Evet. İşte dinler dogmatik olduğu belirtidir. Şimdi Ehl-i Sünnet'in önemli bir kurucusu söz konusu. Bakın çok önemli etkileri olan bir mezheptir. O diyor ki akli delilin yoksa imanın fayda etmez diyor yani. Akli delil şart. Hatta dinlerin hangisinin doğru, hangisinin gerçek olduğunu ayırt etmeye yarayan kıstas da akıl. İmam-ı tamamen temelde göre. Hocam burada. Aklı çekip aldığınız zaman ortada da adeta din kalmıyor. Din kalmıyor ama elbette İmam Maturidi belli konularda aklın niçin yetersiz kaldığını da vurguluyor. Mesela onun da çok farkında. Mesela zorunlu bir şeyi akıl çok iyi tespit edebiliyor İmam Maturidi'ye göre. İmkansız olan bir şeyi çok iyi tespit edebiliyor akıl. Ama söz konusu şey mümkün olduğu zaman akıl birçok ihtimal gündeme getiriyor ve onun hangisinin doğru olduğunu siz ne yapamıyorsunuz? Salt akılla tespit edemiyorsunuz. Ben mesela ibadetler konusunda da böyle düşünür hatırlıyorum. Elbette. İnsan diyor, elbette. Değil mi? Akılla Allah'a nasıl ibadet edeceğini bilemez. Elbette. Bunun için vahyin bilgisi şart. Mesela akıl İmam Maturidi'ye göre din tesis edemez. Yani şu açıdan din tesis edemez. Din neyle gelir? Bir ahiret inancıyla gelir. Evet. Ama siz ahiret inancı bu dünyadan sonra yepyeni bir hayatın olup olmayacağını akılla ne yapamazsınız? Tespit edemezsiniz. Evet.
Yani çünkü bu konuda akıl yeterli değildir. Gözlemden gelen yanı da eksiktir yani. Evet. Mutlaka habere dayanmak zorundasınızdır. Peygamberden gelen habere dayanmak zorundasınızdır. O size ahiret hayatının olup olmayacağını veya insanın nelerden sorun olup olmayacağını size açıklar. Ama burada akıl tamamen devreden çıkarmak anlamına gelmiyor Maturidi'ye göre. İmkansız ve diyelim ki zorunlu olan şeylerde akıl hala denetleme vazifesi görüyor. Hocam zaten yine o nübüvvetin doğruluğunu, evet, o peygamberin hak peygamber oluşunu yine akıl tesis ediyor. Zaten hocam o açıklamayı da duyduğumuzda, okuduğumuzda da aklımızla süzüyoruz. Evet. Ve evet makul diyoruz. Örneğin işte ahiretle ilgili konuştuğumuzda, eğer Allah bir şeyi sıfırdan, yoktan yaratmaya kadirse, buna gücü yetiyorsa, aynı şeyi tekrar ikinci bir defa diriltmeye hayal evet kadirdir deyip en azından akli çıkarımlar yapabiliyoruz. Akli çıkarım yapıyoruz. Mümkündür diyoruz. İmkansız değildir diyoruz. Değil ama diyoruz. Gerçekten olacak mı? Bilmiyoruz. Evet. Olacaksa tam nasıl olacak? Bilmiyoruz. Akıl bu evet konuda bir şey söyleyemiyor. İşte İmam Maturidi'ye göre tam bu noktada peygamber ne yapıyor? Bize onun olacağı haberini getiriyor. Haber getiriyor. Ama burada Maturidi'yi şöyle bir ayrıştırma söz konusu. Özellikle eşarilikten. Bu noktada bir adım daha ön planda tuttuğunu söyleyebiliriz. Mesela İmam Maturidi'ye göre hiç peygamber gelmemiş olsa bile, insanlar Allah-u Teala'nın varlığına ve birliğine inanmakla sorumludur, mükelleftir. Ama Eşari'ye göre mesela peygamber gelmediği zaman artık mükellefiyet düşer. Yani elbette Eşari'de de akıl Allah'ın varlığını bulabilir ama mükellefiyet teklif söz konusu olduğunda özellikle Allah'a iman ve birliğine iman konusunda İmam Maturidi aklın yeterli olduğunu söylüyor. Maturidi'nin bu görüşü zaten hocam Ehl-i Sünnet'in genel kanısı gibi adeta. Çünkü hep genelde eğer bir topluma hani olur da diyelim ki bir uyarıcı ya da bir peygamber gitmediğini varsayalım. O toplumdakiler ne olacak diye hep bir soru sorulur değil mi? Fetret ehli. Evet. Ehli tehlet. Evet. Biz de genellikle hani verdiğimiz cevap insan en azından akıl yoluyla Allah'ın var olduğunu yani bu evrenin tesadüfler üzerinde eser değil de bir akıllı, her şeyi bilen, her şeyi gören, sonsuz yaratma gücüne sahip bir varlık tarafından ve bu varlığın tek olduğunu en azından akıl yoluyla kavrayabiliriz diye cevap veririz genelde. Öğrenciler arasında da soruyordum mesela öğretmenlik yaptığım yıllarda. İsmen Maturidi olduğunu bilmiyor. Evet. Eşari olduğunu da bilmiyor. Çok işte öğretilmemiş belki. Ama belli sorular soruyordum. Verilen cevaplar Maturidi'nin mantığını yansıtıyordu. Yansıtıyor değil mi? Mesela diyordum ki hiç peygamber gelmese bile biz Allah-u Teala'ya inanmakla, varlığına inanmakla mükellef miyiz? Genelde mükellefiz diyorlardı. Bakın Maturidilik ne yapmış? Arka planda insanların işte etkilemiş. Zihin evet. Zihinleri etkilemiş yani. Evet. Hatta aklıma şey sözünü getirdi. Haris el-Muhasibi'ye atfedilir. Şöyle söylüyordu. Peygamber insanın dışarıdaki aklı, akıl ise insanın içindeki peygamberdir diyordu. Evet. Yani böylesine aklı temel alan. Ve hocam çok ilginç. Yani Kur'an'da akıl hiç isim olarak kullanılmıyor. Hep fiil olarak kullanılıyor. Akıl ve irade özellikle bu ikisini hiç isim formuyla, mastar olarak değil, hep bir şekilde fiil olarak görüyoruz. Yani adeta sanki şu mesajı veriyor gibi böyle anlıyoruz. Yani kullanılmayan akıl adeta yok hükmündedir. Elbette. Değil mi? Biz aklımızı kullanabildiğimiz kadarıyla akıllıyız diyebiliyoruz. Kullanmadığımızda yok hükmünde. Bu da belki bize bir manevi mesaj. Elbette. Burada tabii yanlış anlaşılmalara da mahal vermemek gerekiyor. Yani İmam Maturidi aklı çok önem veriyor gerçekten. Ama bu aklın din kurucusu olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Yani din elbette peygamberin omuzları üzerine yükseliyor. Çünkü din dediğimiz zaman ibadetler olsun, insanın Allah rızasını nasıl kazanacağı vesaire, ahiret hayatı birçok hususta geliyor. Bu konuda peygambere ihtiyaç var İmam Maturidi'ye göre. Peygamber vazgeçilmez. Ama diğer taraftan akıl adeta zemini sağlıyor, binayı inşa ediyor. Ona göre belli esasları akıl koyuyor. Peygamberin doğruluğunu akıl ispatlıyor. Allah tasavvurunun temel esaslarını, işte Allah-u Teala'nın ezeli olması, zorunlu varlık olması, ilim, irade, kudret gibi işte kemal sıfatlarına sahip olması, ondan sonra Allah-u Teala'nın hakim olması, bunları akıl tespit ediyor. Bu zemin üzerinde
peygamberlikte ne yapıyor? Bir anlam buluyor. Çünkü hocam sadece akıl deyince hani geri kalanlar çok da önemli değil gibi bir algı da oluşmamalı. Elbette. Ama öbür taraftan aklı devreden çıkardığımızda o kadar daha takvalıymışız gibi bir imajda olmamalı. Yani aklı elbette dinin belki karşısına koymalı. Tam da yerine oturtursak hocam bir problem yokmuş gibi. Kesinlikle. Hep aklıma uyumlu hale, getirmek. Evet. Hep aklıma şey gelir hocam. Yani dini tam bahsettiğiniz gibi Allah'la ilgili olan konularda varlığı, birliği, sıfatları, zatı ya da dinin kavrayış biçimi olarak. Evet, bunları akılla idrak ediyorum. Akılla bunları oturtuyorum. Ama dini de yaşarken bir ruhla, bir duygularla da yaşıyorum değil mi? Yani dinin elbette o duygusal tarafını, insanın hani hayat yolculuğunda bazen yaşadığı psikolojik zorluklar olabilir, evet, hayatla ilgili ontolojik problemler olabilir, evet, vesaire. Bunlarda da hocam dinin gerçekten insana kazandırdığı muhteşem bir ruh var, bir teslimiyet var. Evet. Başa çıkmada din gerçekten çok önemli roller üstleniyor. Bunları da duygularla yaşıyoruz. Herhalde bu ikisini denkleştirebilmek, yerlerine oturtmak bu açıdan herhalde önemli. Evet. Hocam reklam aramız geldi. Maturidiliği konuşmaya devam edeceğiz ama aramızı verelim. Sonrasında hiç bölmeden yeni sorularımızı yöneltelim. İnşallah. Efendim Profesör Doktor Mehmet Bulgen konuğumuz. Kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız. Karşınızdayız tekrar. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Mehmet Bulgen. Kendisiyle ilk bölümde Maturidiliği konuştuk. Eşari ile Maturidilik arasındaki biraz farklardan bahsetmeye çalıştık ve İmam Maturidi'nin bilgi felsefesini, bilgiyi nasıl temellendirdiğini konuşmaya çalıştık. Hemen konuma döneyim sevgili hocam. İmam Maturidi'nin özellikle kelama ya da kelam tarihine yapmış olduğu orijinal katkılar neler diye sorsam. Evet, güzel bir soru gerçekten. Tabii kelam ilminin çeşitli temel tartışma konuları var. Bunlardan birisi Allah-u Teala'nın zatı ve sıfatları arasındaki ilişkidir. Mutezile malumunuz tevhid ilkesi adına Allah-u Teala'nın ezeli, Allah-u Teala'nın zatından ayrı anlamlı olarak ezeli sıfatların olduğunu kabul etmedi. Bunlar ne gibi sıfatlar? Mesela ilim sıfatı gibi, hani baştan söylemiştik mesela, yine kudret sıfatı gibi, yine hayat gibi sıfatlar. Ama bu onlar için şu anlama gelmiyor. Ya diyelim ki Allah-u Teala'nın her şeyi bilmediği anlamına gelmiyor. Elbette Mutezile'ye göre de Allah-u Teala her şeyi biliyor. Gelmişi, geçmişi, geleceği her şeyi biliyor onlara göre de. Ama zaten geleceği de biliyor yani değil mi hocam? Her şeyi, evet, biliyor. Yani ben Allah-u Teala geleceği bilmez diye Mutezile alim çok duymadım yani. Çünkü bu çok farklı problemler doğurur. Eğer Allah-u Teala bilmez dediğiniz zaman sonradan bilir anlamına gelir veya onun eksik bir varlık olduğu anlamına gelir. Yani yine alem, böylesine bir alem Allah-u Teala'nın her şeyi bilmesini gerektirir. Muazzam bir ilim sahibi olmasını gerektirir. Yani. Zaten alem kelimesinin belki o yüzden alime fiilinin ismi. Alimeden geliyor, elbette. Bilinirlikten yola çıktığı elbette, için. Elbette, elbette. Yani böylesine bir alem yaratabilmesi için Allah-u Teala'nın, evet, bilmesi gerekiyor yani. Yine her şeye kadir olması gerekiyor. Muazzam bir alem var. Milyarlarca galaksi var. Allah-u Teala biliyorsa, her şeye kadirse demek ki o hay, diri bir varlık. Bu şekilde Mutezile sıfatları geliştiriyor. Ama zatıyla açıklıyor. Ehl-i Sünnet ne yaptı? Diyelim ki ilimle zatın, İlimle kudretin Mutezile'nin iddia ettiği gibi aynı olmadığını, bunların farklı olduğunu savundu. Çünkü siz ilimle kudret aynı dediğiniz zaman mantıksal bir çelişki de gündeme geliyor. Diyelim ki ben ilim, ilim, ilim desem tek bir anlam oluşur değil mi? Evet. İlim, irade, kudret desem şu an farklı, üç tane farklı, farklı anlam oluşuyor. Dolayısıyla siz bunları biri diğerinin aynısı diyemiyorsunuz yani. Mutlaka zihinde bunlar ayrışıyor. Farklı manalara tekabül ediyor. O klasik şey vardır hocam. İhtilafül kelimeti. Evet. Tedullü ala ihtilafül mana.
kelimelerin farklılığı elbette mutlaka o nüanstaki farklılığa da delalet eder. Elbette. Peki Ehl-i Sünnet burada tevhidi zedelemeden nasıl bir çözüm yolu buldu? Dedi ki Ehl-i Sünnet sıfatlarda, kemal sıfatlarda artış ne yapmaz? Zatta artışı gündeme getirmez. Çünkü Allah-u Teala'nın zatı tek bir zat ama o kemal sıfatlara sahiptir. İlim sıfatına sahiptir, irade sıfatına sahiptir. Dolayısıyla ilim, irade, kudret zatın aynısı değildir. Bunlar birbirinin de aynısı değildir. Ama diğer taraftan gayrısı da değildir. Hangi anlamda gayrısı değildir? Bir sıfat alıp başını gidemez. Hristiyanların iddia ettiği gibi mesela kelam sıfatı zattan kopup yeryüzüne inip ete kemiğe bürünemez. Çünkü sıfatlar tek başına bulunmazlar. Sıfatlar mutlaka zatı nitelerler. Dolayısıyla sıfatlar birbirleriyle aynı değildir. Hangi anlamda aynı değildir? Çünkü ilim dediğimde, kudret dediğimde, irade dediğimde ben farklı şeyler kastediyorum. Gayrı da değildir. Hangi anlamda gayrı değildir? Çünkü sıfatlar zattan alıp başını gidemezler. Zattan ayrı bulunmazlar. Zatı nitelerler yani. Yoksa mantıksal bir çelişki anlamına gelmiyor ne gayrı ne ayrı olmak. Peki burada İmam Maturidi'nin ne? Evet hocam. Orijinal katkısı ne? Tekvin sıfatı. Tekvin sıfatı hem Mutezile tarafından hem de Eşariye tarafından yaratılmış fiili bir sıfat kabul edildi. Çünkü İslam felsefesinden biz biliyoruz, İslam filozoflarına göre Allah-u Teala ezelde yaratıcıdır. Kemal sıfatıdır aynı zamanda. Kemali yaratmayı gerektirir. Kemali yaratmayı gerektirdiği zaman da bunu hangi probleme yol açıyor? Alemin ezeliliğine yol açıyor. Ezelde yaratıcıdır dediğiniz zaman o halde ezelden beri yarattıkları var. O halde alem de ezelidir anlamına geliyor. Burada bir ne oluştu? Bir çözümsüzlük oluştu. Bir taraftan alem ezelidir dersek hocam maddeyi ezelidir demiş elbette olmamız gerekecek. Ama biz sonradan olduğunu da bugün biliyoruz. Elbette, elbette. Yani bir taraftan felsefi yaklaşım ve alemin ezeliliğini gerektiriyor. Eğer Allah ezelde yaratıcıysa alem de ezeli olmasını gerektiriyor. Diğer taraftan Mutezile ve Eşariye'nin yaklaşımı, onlar da diyorlar ki yaratmak fiili bir sıfat. Dolayısıyla Allah ezelde yaratıcı değil, yaratma sonradan meydana geldi. O nasıl birisini öldürme, birisine diriltme, sonradan diyelim ki ortaya çıkan fiili sıfatlarsa tekvin de bu şekilde bir fiili sıfattır dediler. Maturidi ama bu da nasıl bir probleme yol açtı? Tekvin, halik olmak, yaratıcı olmak, Allah Teala kendisini bu şekilde tasvir ediyor. Yine yaratıcı olmak bir kemal sıfatı. Maturidilik, İmam Maturidi dedi ki Allah Teala bir şekilde ezelde bu sıfata sahiptir ama bu alemin ezeli olmasını gerektirmez. Mesela eşyalara şöyle bir eleştiri yöneltir İmam Maturidi. Eşyalara göre Allah-u Teala'nın kün emri ki onunla alemi yaratır. Ezeli bir kelamdır değil mi? Evet. Kün. Evet. Peki kün emrinin ezeli olması, alemin de ezeli olmasını gerektirir mi? Hayır. Gerektirmez. Yine Allah-u Teala'nın iradesi ezeli bir iradesidir. Allah-u Teala ezelde irade eder. Evet. Eşyalara göre. Peki Allah-u Teala'nın ezelde irade etmesi alemin ezeli olmasına yol açıyor mu? Hayır tabii. Yol açmıyor. İmam Maturidi de diyor ki Allah-u Teala'nın ezelde halik olması alemin de ezelde halik olmasına ne yapmaz? Evet. Ezelde yaratılmış olmasına, ezeli olmasına yol açmaz. Böylelikle ne yapmış oldu? Hem bir taraftan Allah-u Teala'ya tekvin sıfatını verdi, yaratıcı, ezelde yaratıcı olarak kabul etti. Hem de alemin böyle bir kabulün alemin ezeli olmasını gerektirmeyeceğini göstermiş oldu. Göstermiş oldu. Evet. Bu Maturidi'nin önemli ayırt edici vasfıdır. Yani bir metnin Maturidi olup olmadığını anlamak istiyorsanız mutlaka tekvin konusundaki bahislere bakılır. Yani böyle bir orijinal bir çözüm yöntemi olduğunu biz ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Evet. Daha farklı böyle önemli konularda çözümleri de vardır Maturidi'nin. Mesela bunlardan bir diğeri hikmet sıfatı konusundadır. Evet. Allah-u Teala'nın hakim oluşu. Bunu çeşitli kelami mezhepler farklı şekillerde yorumlamışlardır. Mesela Mu'tezile daha çok fayda ekseninde hikmeti
yorumlamıştır ki bu aslah prensibine yol açmıştır. Allah Teala onlara göre kul için en böyle hayırlı olanı, en böyle faydalı olanı yaratması adeta Allah Teala'ya bir yükümlülüktür, bir zorunluluktur. Eşarilikte ise diğer tarafta biraz evrensel ilkeleri, ahlaki ilkeleri veya evrensel daha başka hikmetle ilişkili ilkeleri geri planda atan, daha ziyade böyle Allah Teala'nın iradesini ve kudretini ön planda tutan bir yaklaşım söz konusu olmuştur. Hikmeti onlar daha ziyade niyete göre gerçekleşen bir şey olarak, iradeye göre gerçekleşen bir şey olarak, maksada uygun bir şekilde gerçekleşen bir esas olarak yorumlamışlardır. Ama eşari çözümde biraz ahlaki ilkelerin, evrensel ilkelerin göz ardı edilmesine yol açmıştır. Burada İmam Maturidi'nin geliştirdiği hakim, Allah Teala'nın hakim oluşu, bir şey gerçekleştirdiği zaman onun bir hikmetinin oluşu, onun bir iyilikle sonuçlanacak veya herhangi bir sefehe veya düşük Allah Teala'yı küçük düşürücü veya ona herhangi bir kötülük problemi gibi konularda suçlamanın önüne geçecek bir çözüm yöntemi bulmuş oluyor ki bu özellikle günümüz dünyasında çok ötkülü bir çözüm yöntemidir. Yani Allah Teala hakimdir. Dolayısıyla bir fiil gerçekleşiyorsa gerçekten onun arka planında belki biz bilemiyor olabiliriz ama biz ne yapabiliriz? Onu araştırmamız gerekiyor. Niye Allah Teala böyle yarattı? Onu öyle mantıksızlığa veya ahlaksızlık seviyesinde yorumlanacak, evrensel ilkelere aykırı bir şekilde yorumlanacak bir sonuca düşmeksizin bir çözüm yolu geliştirilmesine imkan sağlıyor. Bu çok çok önemli bir ilkedir. Hikmet deyince hocam aklıma benim peygamberlere de verilen hikmet aslında bir anlamda aklıma geldi. Hani mesela sevgili peygamberimize de verilen bir hikmetten, diğer peygamberlere de verilen hikmetten bahsediyor. Buradaki hikmetle alakalı bir şey var mı hocam? Ya tabii hikmet dendiği zaman belirttiğim gibi sefeh. Evet. Sefeh demek yani aptalca yapılan bir iş demek. Evet. Veya sonuçları... Kişi zelil duruma düşürecek bir hareket veya değil mi? Veya onun zemmedilmesine yol açacak. Evet. Mesela kötülük problemi üzerinden örnek verdik. Şimdi peygamberlere de baktığımız zaman İmam Maturidi peygamberleri daha çok lütuf teorisiyle açıklar. Yine ismet önemlidir. Ama bunu da açıklarken sınav hala geçerlidir. Mesela İsmet öyle bir açıklıyor ki, İsmet peygamberlere Allah Teala'nın, yani İsmet demek yanılmazlık demek. Evet. Her zaman doğru iş yapma anlamına geliyor. Veya kötülük yapmama veya işte büyük günah gibi hususlardan uzak durma anlamına geliyor. Her zaman doğru bir şekilde çözümler bulma anlamına geliyor. Veya günahlardan korunma anlamına geliyor. Birçok böyle anlamı oluyor. Anlamı çok var. Yönlü. Çok gerçekten önemli bir kavram. Diyor ki İsmet Allah Teala'nın bir lütfudur ki, peygambere bir lütfudur ki peygamberi günah işlemekten aciz bırakmaz, sevap işlemeye de mecbur kılmaz. Çünkü diyor peygamber de sınav oluyor. Şimdi bakar mısınız Fatih Hocam? Yani günümüzde İsmet bol keseden dağıtılıyor değil mi? Evet, ama bu çok tek bir açıklamayla. Masum olduğu belirtiliyor mesela. Bazı Şia'nın imamları olur vesaire falan. Ama peygambere bile verirken sınavı ne yapmıyor İmam Maturidi? Zedelemiyor. Onun da bir hikmetinin olduğu belirtiliyor. Mesela peygamberlerin günahtan korunmasının hikmeti nedir? Çünkü onlar örnekler. Örnek. Örnekler. Peygamber hata yaparsa onların takipçileri de ne yapar? O hatayı yapar. Bu nedenle ne yapıyor Allah Teala? Onlara lütfediyor. Evet. Dolayısıyla böyle bir hikmetle ilişkili bir çözüm de bulduğunu biz söyleyebiliriz. Veya mesela peygamberlerin tövbe etmesi de aslında bizim için bir hikmettir değil mi? Yani en azından biz de kendimize bir motivasyon kaynağı belki edinmiş oluyoruz. Elbette. Ve Allah'ın elçilerinin nasıl tövbe ettiklerine bakıyoruz. Ya peygamber efendim bir hata yapsa bile hemen o hatada ısrar etmemesi, işte tövbe etmesi değil mi? Evet. Yani belki Peygamber Efendimiz kadar ağır bir sınavdan geçen yoktur. Onun kadar tövbe eden yoktur yani. Bu aynı zamanda ne özellik olma özelliği taşıyor? Örnek olma özelliği taşıyor peygamberlerin insanlar üzerinde.
Evet. Takipçiler üzerinden. Maturidi'li hocam baktığımız zaman genellikle belli coğrafya ve bölgelerde yayıldığını görüyoruz. Kısmen Türkiye'de belki biraz yeni yeni bir yönelim oldu ama daha çok Afganistan, Pakistan gibi, kısmen Hindistan gibi bölgelerde Maturidi'li yaygın. Üstelik İmam Maturidi Türk. Yani kendisi Arap da değil. Buna karşın niçin sizce sadece bu coğrafyalarda gözlemlendi? Şimdi tabii Maturidi'nin gelişimi başlı başına bir araştırma konusudur. Yani tarihsel serüvene baktığımız zaman gerçekten İmam hem Tevilat-ül Kur'an olsun hem Kitab-ı Tevhid olsun gerçekten üst düzey bir içeriğe sahiptir. Yani hatta İmam Eşari'nin günümüze ulaşan kitaplarıyla İmam Maturidi'nin kitaplarını karşılaştırdığınız zaman gerçekten seviyesini hemen belli eder. Gerçekten üst düzey. Çünkü biraz önce başlangıçta konuştuk. Yani o bölge muazzam İslami ilimlerin gelişim gösterildiği, büyük yatırımların yapıldığı bir bölge. Yani İmam Maturidi'nin de böyle bir yüksek düzey entelektüel seviyeye sahip olması tesadüf değil kesinlikle. Yani İbn-i Sina'yı çıkaran bölge aynı zamanda kim de çıkarmış? İmam Maturidi de çıkarmış. İmam Buhari'yi çıkaran bölge. Diğer daha farklı büyük İslam disiplinleri açısından isimleri çıkaran bölge İmam Maturidi de çıkarmış yani. Dolayısıyla gerçekten entelektüel seviye açısından çok zengin olduğunu görüyoruz ama malumunuzdur ki bu bölge İslam merkezinde değil. Yani İslam'ın kaderi daha ziyade işte Basra gibi, Kufe gibi, Bağdat gibi. Bağdat gibi, evet. Değil mi? Yine Mısır vesaire o bölgede, Şam gibi o bölgelerde gerçekleşmiş ve o bölgelerde de eşarilik daha ön planda tutulmuş. Bunda siyasi tercihler de olduğunu söyleyebiliriz. Yine işte medreselerde daha çok eşariliğin okulması. Osmanlı medreselerinde de biz. Tabii Osmanlı daha böyle enteresan bir serüveni var Maturidi'nin. Çünkü mesela Hızır Bey'den itibaren, Taşköprüzade'den itibaren falan önemli Maturidi ulemayı görüyoruz ama Osmanlı Devleti öyle bir mezhebin çok fazla şeyliğini yapmamış yani. Halk veya hakimiyet bölgesindeki o coğrafyalarda daha çok eşarilik yaygın olduğu için daha çok medrese sistemlerinde eşariliğe yer vermiş. Ama diğer taraftan Ömer Nesef'in işte Tahsızani tarafından yapılan Şeyhül Akaid gibi eserler de Osmanlı medreselerinde okutulduğunu biz söyleyebiliriz. Ama tarihsel serüvende biraz ihmal edilmiş bir mezhep olarak Maturidi'lik görülüyor. Ama günümüz dünyası açısından bakıldığında gerçekten orijinal çözümleri var. Mesela insan fiilleri konusunda da Maturidi'nin çok önemli çözümleri var mesela. İşin doğrusu ben de bunu soracaktım hocam size. İnsanın iradesi ve fiilleri konusuna baktığımızda Maturidi'lik nerede yer alır? Şimdi bir taraftan insanın dahili yoktur, Allah her şeyi yaratmıştır, takdir etmiştir. İnsan adeta rolünü oynar diyen bir görüş var. Evet. Öbür taraftan bakıyoruz, insan tamamen kendi fiillerinin yaratıcısıdır. Burada kısmen hani pasif bir tanrı adeta anlayışı diyebileceğimiz bir alan. Yani Allah yarattı ama insan burada tamamen kendisi, kendi iradesiyle bunlara karar verip yaratıyor diyen bir görüş var. İmam Maturidi özellikle insan fiilleri, kazanımlar ve irade şimdi, konusunda. Şimdi bu tartışma çok önemli. Belki İslam dünyasının ilk entelektüel tartışması, hatta kelamın oluşulmasına da sebep veren bir tartışma. İnsan fiillerinin durumu. Yani bir taraftan Allah-u Teala'nın zat sıfatları arasındaki ilişki. Yani hani bahsettik ya, biz bir Allah tasavvuru inşa ettiğimiz zaman Allah-u Teala'nın ezelde her şeyi bilmesi gerekiyor. Ezelde takdir etmesi gerekiyor. Çünkü biz Allah-u Teala'ya sonradan bir sıfat nispet edemiyoruz. Diyelim ki Allah-u Teala sonradan bilir dediğimiz zaman o zaman ne olacak? Allah-u Teala daha önce bilmediği bir şeyi daha sonra bilmiş olacak. Onun onda bir değişim, bilgi açısından bir değişim söz konusu olacak. Ama değişim hadis varlıkların, sonradan meydana geldiğin varlıkların özelliğidir. Veya Allah-u Teala'nın bilmesi bilmemesine göre daha mükemmelliktir değil mi? Ama Allah-u Teala aşağı baştan bilmiyorsa, sonradan biliyorsa eksiklik, demek ki eksiktir. Evet. Dolayısıyla biz Allah tasavvuru inşa ettiğimiz zaman otomatikmen neyi itiraf etmemiz gerekiyor? Allah-u Teala ezelde her şeyi bilir. Bizim yapacaklarımız da ezelde her şeyi bilir. Yine Allah-u Teala takdir ettiği zaman uzay zamanın dışında takdir eder yani. Onun takdir etmesi tek bir takdir etmedir.
Ezelde her şeyi takdir eder. Sonradan irade etmez. Ezeldedir onun irası. Şimdi kaza kader de bu demek değil mi zaten? Allah Teala ezelde her şeyi bilip takdir eder. Allah tasavvurumuz bunu gerektiriyor. Peki böyle bir Allah tasavvuru olduğu zaman biz insanın fiillerindeki özellikle sorumluluğu, teklifi ki din teklifle geliyor ve eğer biz dersek ki insanın fiilleri de iradesi de doğrudan Allah tarafından yaratıldı ve insan herhangi bir seçime sahip değil, insan mecburdur cebriyenin işte cebriye, belirttiğiniz evet. iddia ettiği gibi böyle bir iddiada bulunursak o zaman teklifi ne yapacağız? Yani İmtihan veya sorumluluğun bir anlamı kalmayacak. Elbette yani o zaman insan ahirette ne der? Allah'ım benim suçum yok. Yok. Dolayısıyla benim ne iradem vardı, ne özgürlüğüm vardı, ne kendi fiillerimi gerçekleştirmem vardı. Dolayısıyla eğer sen bana buna rağmen azap edersen ne olur bu? Adaletsizlik evet. olur. Yani bu hemen hemen bütün kelam mezheplerinin görüşüdür pratik anlamda. Şimdi buna çözümler bulunmaya çalışıldı. Yani başlangıçtan itibaren kelam bunun için seferber oldu. Mutezile, kaderiye dediğimiz onlar dediler ki insanın kesbi, kazanıma dayalı fiillerinde Allah-u Teala'nın herhangi bir katkısı söz konusu değildir. İnsanın kendi kudreti vardır, kendi iradesi vardır. İnsan belli fiillerini ne yapabilir? Kendisi yaratabilir. Dolayısıyla sorumluluk gerektiren fiiller tamamen Allah'tan bağımsız bir şekilde ne yapıldı? İnsanın kendi yaratması kulların deyip kendileri üzüldüm. Tarafından gerçekleştirdi. Vaat ve vaid yani ahirette azapla tehdit etme, mükafatla ödüllendirme, müjdeleme onlara göre insanın mutlak bir şekilde fiillerinde özgür olmasını ve aynı zamanda kendi fiillerini kendisi yarattırmasını gerektiriyor. Zaten Mutezile'nin 5 esası değil mi? Sürur Kamse'nin 5'incisi hocam vaat ve vaid dediğimiz olay bu. Bunlardan birisi adalet prensibi de bunlar doğrultusunda ilişkileniyor ama burada Allah tasavvuruyla belirttiğimiz insan fiillerini uzlaştırmak gerekiyor. Yani biz diğer taraftan da alemin ontolojik yapısını çözümlemeye çalıştığımızda Allah Teala'nın mutlak yaratıcı olduğunu görüyoruz. Yani insan fiillerinin de bir şekilde Allah'tan bağımsız olmadığını görüyoruz. Şimdi Fatih Bey şöyle düşünelim. Ben bu bardağı tutuyorum mesela değil mi? Baksanız ben tutuyorum. Ama bir Maturidi ya da Eş'ari size şu soruyu soracaktır. Peki benim parmaklarımda, kaslarda, kaslardaki hücrelerde, hücrelerdeki moleküllerde, moleküllerdeki atomlarda ne olup bitiyor yani? Onun muazzam bir altyapısı var benim bu tutmamın. Dolayısıyla ontolojik olarak Allah-u Teala'nın yaratmasından tam bağımsızlaştıramıyorsunuz. Buradan hareketle eşyalik insanın gerçekte fiile sahip olmadığını, insanın sadece dilediğini dilemek suretiyle o fiillerinin sahibi olduğunu, kasibi olduğunu, kazananı olduğunu, o dilemesi sebebiyle ahirette mükafat ve mücazata maruz kalacağını belirtti. Ama diğer taraftan eşyalar dediler ki, İnsan gerçek anlamda fail değildir. Tek fail vardır o da Allah-u Teala'dır. İnsana mecazen fail denilir. Evet. Yani bu da bir şekilde ortadan gidiyor gibi. Yani insana bir sorumluluk veriyor. Veriyor. Kesbeder diyor. İnsan iradesini kullanır diyor. Tüm yaratma süreçleri Allah-u Teala tarafından gerçekleştiriyor onlar tarafından. Ama diğer taraftan insan fail olmuyor. İşte bu noktada Maturidilik geliştirdiği kesb teorisiyle insanın fail olduğunu açıklamaya çalıştı. Yani insan elbette bir taraftan Allah-u Teala tarafından bu alem yaratılır, devamı Allah-u Teala tarafından sağlanır, arazlar, insan fiilleri mutlak surette Allah-u Teala'nın da iradesi ve kudretiyle gerçekleşir. Ama insan dilemesiyle yine kudretini kullanmak suretiyle ne olur? Fail olur. Evet. Dolayısıyla ne Mutezile'nin belirttiği Allah-u Teala'yı tamamen devre dışı bırakma, ne de Eş'ariyin insanın fail olduğunu kabul etmeme, gerçek fail insan değil onlara göre, sadece Allah-u Teala gerçek fail. Ama burada Maturidilik çok orijinal bir çözüm yapmıştır ki daha sonraki Maturidiler, mesela iradeyi külli irade ve cüz'i olarak ikiye ayırmışlardır. Ve cüz'i iradenin Allah-u Teala tarafından yaratılmadığını, bunun itibari bir şey olduğunu, insanlar tarafından bunun gerçekleştirildiğini
belirten yaklaşımlar geliştirmişlerdir ki bu sorunu çözmek çok çok önemlidir masumiyet açısından. Evet, bugün mesela yine biz Müslümanların dinde hep şey vardır aslında, şey bir şey yaratma dediğimiz zaman yaratmak Allah'a mahsustur falan deriz. Evet. Bugün kendi jargonumuza kadar aslında girmiş bir durum. Evet. Aslında nihayetinde hocam hep konuşulan, bu tartışılan meseleler biraz entelektüel merak gerektiren değil mi? Biraz gayble alakalı olan, çok da hani böyle naslarda belki de açıktan yer almayan, açıktan yer alsa da yorumlanabilecek ya da mecaz mı değil mi gibi belirli okuma probleminden, belki bunu problem demek de çok doğru değil, okuma usulünden kaynaklı farklı yaklaşım ve anlayışlar olduğunu herhalde burada, değil mi? Genelde gözlemliyoruz. Şimdi tabii farklı yaklaşımlar var ama hemen hemen hem Mutezile hem Eşari hem de Maturidilik insanın teklife muhatap olmasını ve buna zemin hazırlayacak bir kaza kader yaklaşımı geliştirme gayreti içerisinde olmuşlar. Yani böylesine bir alemde, bakın günümüzde bile, modern felsefede bile insanın özgürlüğü hep tartışılır değil mi? Evet. Yani İslam felsefesinde bırakın insana özgürlük verilmek, Tanrı'ya bile ne yapılmaz? Özgürlük verilmez yani bir bakıma baktığınız zaman. Evet. Onlara göre Tanrı mucib bir zattır baktığınız zaman. Ama kelam ilminde insan özgür olabilir. Niye? Çünkü Tanrı özgürdür. Bu alem sonradan meydana gelmiştir. Bu nedenle bir failin olmasını gerektirir. Failin muhtarın olmasını gerektirir. Çünkü Allah bu alemin sebebi olan varlık, alemin varlığını yokluğuna tercih etmiştir. Şimdi bu mümkün olduğu zaman bir kelamcının insana da özgürlük verebilmesi mümkün oluyor. Kelam ilminin kendi dinamikleri içerisinde hem Mutezile olsun hem Eşari olsun insana özgürlük vermişlerdir. Bunu sadece belli işte öyle kalıpsal veya temelsiz sözlerle de değil, ontolojik olarak açıklamaya çalışmışlardır. Akılla açıklamaya çalışmışlardır. Mutezile cevher araz teorisi geliştirmiştir. Arazların hükümlerini açıklamaya çalışmışlardır. O dönemin fiziğinden istifade etmeye çalışmışlardır. Yine insanın özgürlüğünü kabul etmeyen akımlara karşı mücadeleler yürütmüştür. Niye? Çünkü insanın özgür olduğunu ispat edemediğiniz zaman dinin teklifle ilişkili temel varsayım ne yapacaktır? Zarar görecektir. Yıkılacak. O zaman din de kalmayacaktır ortada. Bu noktada işte Maturidilik çok orijinal bir çözüm yolu geliştirmiştir. Yani ne Mutezile gibi Allah-u Teala'yı devre dışı bırakan ne de Eşari'nin belirttiği gibi insanı fail olarak görmeyen yaklaşıma karşı Maturidi insanın daha böyle mutedil bir şekilde insanın özgür olmasının izahını yapmaya çalışmıştır. Hocam çok teşekkür ediyorum. İmam Maturidi'yi konuştuk. Çok keyif aldık ama hiç doyamadık. Sizin de vesilenizle ayağınıza sağlık olsun. Kırmadığınız geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim vesile olduğunuz için. İnşallah nice programlar diyelim. İnşallah. Efendim muhakemenin bu haftaki konuğu Profesör Doktor Mehmet Bulgendi. Önümüzdeki hafta yine muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.